Hizmet içi eğitim kapsamında 15 metrelik dalış görevi yapacaksınız. 15 metre. Arkadaşlar eğitim için 15 metre su altı dalış yapılacak. 15 metre. Kesinlikle tek başınıza dalmıyorsunuz. Badili. Mutlaka ikişerli olmanız gerekiyor. Dalış yaptığınız noktada badili dalış yapıyorsunuz. Başarılar diyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. ...2019 yılında su altı arama kurtarma ekibimiz oluşturuldu. Ve 2020 yılında su üstü arama kurtarma ekipmanları temin edildi. Bu ekipmanları temin edildikten sonra artık ekibimiz su altı ve su üstü arama kurtarma ekipmanları aldıktan sonra rahat bir şekilde tüm bu imkanlara kavuşmuşlardır. Ekibimiz şu ana kadar çok fedakarca dalış yapıyor, arama kurtarma yapıyor. Bundan sonraki süreçlerde arkadaşlarımız için de ek ilave 4 personel daha eğitime göndermeyi düşünüyoruz. Bunları açtıktan sonra çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Bizim şu anda toplam 5 tane dalgıç personelimiz var. Bu dalgıç personellerimiz su üstü ve su altı arama kurtarma çalışmaları yürütmekteler. Olası bir boğulma vakasında veyahut da boğulma tehlikesi durumunda arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde müdahale ederek vatandaşın canını kurtarıyor. Arkadaşlarımın kondisyonunu yüksek tutmak için biz hizmet içi eğitim programı kapsamında şu anda 4 aylık bir eğitim programımız var. Bu 4 aylık eğitim programımızda sadece bir noktada değil, bir gün Hasankeyf'teyiz. Başka zaman işte Malabadi, Kantar Köprüsü, Batman Çayı, Batman Barajı gibi yerlerde 4 aylık bir hizmet içi eğitim programımız var. Aynı şekilde arkadaşlarımızın kondisyonunu sürekli yüksek tutmak için bizim belediyenin kapalı yüzme havuzu var. Haftada bir günde arkadaşlarımız kapalı yüzme havuzuna giderek hem eğitim hem de kondisyonu arttırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Özellikle yazın mısır tarlaların sulanması sonucu, vahşi sulama diyoruz buna, barajlarımıza ve çaylarımıza bildiğiniz çamur akmakta. Zaman zaman boğulma olaylarında arkadaşlarımızın işte dalış yaparken, su altı dalış yaparken maalesef görüş mesafesi sıfıra inmekte. Yani bu da artık görmeyle değil, tamamen dokunarak, hissederek kör dalış dediğimiz bir dalış gerçekleştirmekte. Bir Ocak'tan bu yana özellikle baraj kapaklarının sık sık açılmasından dolayı, suların ani yükselmesinden dolayı diyelim, şu ana kadar 14 vatandaşımız ve 5 hayvan mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren 14 vatandaş ve 5 hayvan dalgıç ekibimiz tarafından kurtarılmıştır. Aynı şekilde o tarihten bu yana da boğulan 2 vatandaşımız oldu. Yani çok iyi bir yüzücü olabilirsiniz. Fakat o girdap sizi alır çeker boğar. Yani genelde istatistiklere baktığımız zaman çok iyi yüzücüler dahi rahat bir şekilde boğulabiliyor. Özellikle akıntılı sularda.
Buna dikkat etmek gerekiyor. Üç yıldan beri bu görevi yapmaktayım. Yaklaşık 3 yıllık süreç içerisinde 25'e yakın cansız beden çıkardık suda. Bir 30'a yakın da mahsur kalan vatandaşları kurtardık. Bizim bu bölgede görüşün sıfır olduğu noktalar var. Zaten boğulmaların en çok yaşandığı yerler, görüşün az olduğu yerlerdir. Vatandaşlarımıza bizim zaten istirhamımız kesinlikle bilmedikleri yerde, suyun aşırı akıntının olduğu yerlerde kesinlikle yaklaşılmaması gerekiyor. Ki zaten bölgemize, Batman ilimize havuzlar var. Orada yüzmeyi öğrenmeleri. Bir de boğulma olduğu zaman kesinlikle birini kurtarmaya kalkacakları zaman yüzme bilmiyorsa kesinlikle müdahale etmeyecekler. Direkt 112 arayacaklar, orada vatandaşı arayacaklar, jandarmayı arayacaklar. Varsa şayet ellerinde orada bir ağaç dalı olur, bir iplik olur, can simidi bulursalar sadece yapabilecekleri o şekilde müdahaledir. Kesinlikle suya atıp vatandaşımızı kurtarmaya kalkarsalar kesinlikle bu bölgede kurtarmaya kalkan kişiler daha çok boğuluyor. Boğulma vakalarına çağrı merkezine geldiği zaman ekipleri toplayıp derhal olay yerine gidiyoruz. Olay yerinde artık boğulma vakasına şekli artık nerede boğulmuşsa, derinliği neyse ona göre karar verip ekiplerle beraber dalıyoruz. O boğulma vakası vatandaşı en kısa sürede çıkartmaya çalışıyoruz. Hem durgundur, hem de akıntılı, hem de çok bulanıktır. Görüş alanı sıfırdır. Yani sıfır. Biz kör dalış yapıyoruz. Yani elle arama, ayakla arama yapıyoruz. Görevimiz zordur. Onun bilincindeyiz. Onun için sürekli kendimizi dinç tutmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimizi yapıyoruz.